Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. Bir de okuyayım Allah. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında. İmandan gelen. Ha, imandan demek manevi sürur ve şifa ve lezzet geliyor. Altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. Allah. Hangi iman? İşte Allah'a tanıma nispetinde senedi ya. Allah'a tanıma nispetinde her şey dünyada kalkıyor. Orayı burada yaşıyorsun. Ruh cesede hakim oldu abi. Evet. Burada ruh cesede hakim oldu mu artık cesedin başına gelen şeyler çok önemli olmuyor yani demek. Ruhunu cesediden çıkartan adamın cesedi toprağa gitse ne olur? Ruhunu cesedine hakim etmek demek, bedensel hayatı yaşamayan adam demektir. Onun adı hadis lisanında mutu kablente mutu, ölmeden önce öldü. Ne demek? Bedensel hayatı değil, ruhsal hayatı esas alıp, ruhunu, kalbini esas alıp yaşayan bedenin arkasına geçer. Bedenden ruhunu çıkartan bir insanın bedeni toprağa girse ne olur? Usta ona ne diyor? Eskimiş yuvasından uçar diyor. Ama adam ruhunu bedenine mahkum etmiş, bedensel hayatı yaşıyor. Leşoviç, etçilya. Ruhunu bedene hapsetmiş bir insanın toprağa girecek tabii o. Ölmemiş ki. Ölmen ölecek. Ne o iç Hasan abi? He? Ne o iç dedin? Leşoviç. Bu da bir. Ne bileyim. Bak bak şöyle. Metuplum abi. Leşoviç. Leşoviç. Evet. Yani ne? Leş. Ne olacak ki? Neyini esas alıyorsun? Bunu esas alıyorsun yani. Bedensel hastalığı. Ya ben ilk önce kendime diyorum. Ya Rabbi şahit ol. Birisine hitap etme manasını demiyorum. Allah affetsin bizi vallahi. Yani kendime söylüyorum bu adam. Küçük Hasan var içeride. Ya. Ama sonsuz şükürler olsun ki bu sene kadar güzel bir Ramazan tuttuğumu çok az hatırlıyorum. Bir de içerideyken de onu hatırlıyorum böyle. His. O kadar bereketli ki gitmesini istemiyorum. Ramazan'ın gitmesini istemiyorum. Bizim yanındasın ya onun için o zaman. Çok şükür. Ve son dakikaya kadar şeye tavsiye ediyordum yani. Aynı doğru söylüyorsun, latife yapmıyorsun. Şahsi manevin içinde olmazsan ne olacaksın ki? Tek başına bu olmaz ki. Cemaatsiz Mehmet nereye gidiyorsun, neye olacak? Cemaat olmasa bu ders çıkar mı şimdi? Böyle bir müzakeresiz olur mu?